çalışıyor. İşte biz bunların gerilim siyasetine, bunların dedikodu iftira siyasetine hiçbir zaman prim vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Eğer biz muhalefete kulak verirsek inanın sizlere hizmet üretemeyiz. Eğer biz bu muhalefetin yapay gündem tuzağına düşersek inanın bu ülkeyi büyütemeyiz. Biz bugüne kadar hep işimize baktık. Bundan sonra da sadece işimize bakacağız. Şimdi dikkat edin. CHP'nin genel müdürü şu koltuğa oturalı 4 yılı geçti. 4 yıl boyunca söylediği sadece bir tane doğru cümle var. Şimdi merak ediyorsunuz da. Çünkü bu adam doğru konuşmaz ki. Öyle diyorsunuz. Ama ben bir tane doğru cümlesini yakaladım. Nedir biliyor musunuz? Yalancıdan, hırsızdan başbakan olmazdı. İnanın 4 yıl boyunca söylediği tek doğru cümle bu. Helal! Evet. Yalancıdan, hırsızdan başbakan olmaz. İşte onun için bu CHP genel müdürü başbakan olamıyor ve olamayacak. İşte onun için bu CHP bu ülkede çok partili dönemde tek parti başına iktidara gelemiyor ve hiçbir zaman da gelemeyecek. Çünkü yalancılık bunlarda, yolsuzluk bunlarda, iftira bunlarda, dedikodu bunlarda. Hırsızlık derseniz tamamı bunlarda. Yolsuzluk bunlarda, örneğini verdim. Baskı, zulüm, ayrımcılık, yasaklama bunlarda. Ey genel müdür, sen SSK, genel müdürüyken zaten yolsuzlukların içindeydin. Seni Rahşan affıyla kurtardılar ya. Rahşan affıyla sen kurtardın. Eğer Rahşan affı çıkmamış olsaydı, sen de şu anda aynen İSKİ'nin genel müdürü gibi içerideydin. Bunlar aynı. Bunların bütün tarihleri, bütün geçmişleri bir yolsuzluk tarihidir. Baskı tarihidir. Zulüm tarihidir. Darbe tarihidir. Şuraya dikkatinizi çekiyorum. 2010 yılındaki CHP Genel Başkanı ile ilgili biliyorsunuz çirkin bir kaset yayınlanmıştı. Ortaya çıkan o kasetle CHP'yi yeniden dizayn ettiler. Keşke çekseniz. İşte şimdiki genel başkanı göreve götürdüler. Kendisi kasetle genel başkan oldu. O gün anayasa ile ilgili tartışmalar yapıyorduk biz mecliste. Bunu arkadaşlarım bana getirdiklerinde mecliste hemen ben Ulaştırma Bakanıma talimat verdim. Dedim ki hemen TİB'e girin ve bak, bu yayını kesin. Bayrağı gösterirken alacaksınız. Niye? Çünkü bizim ahlak anlayışımızda, bizim edep anlayışımızda böyle bir şey olamaz. Teşekkür ederim. İster kabul edeceğimiz, ister kabul etmeyeceğimiz kim olursa olsun. Bu ne insanidir, ne İslamidir, ne vicdanidir. Böyle bir şey yapamaz. Benim gibi desin. Kardeşlerim, bunlar yapar mı? Yapar. Pensilvan yapar mı? Yapar. İşte kendisi kasette genel başkan oldu. Genel başkanının yanından çıktı, aday değilim dedi. 24 saat sonra aday oldu. Kasetle. Ama unutmayın, kasetle gelen, kasetle gider. Bu böyledir. Onun için milletin oyuyla gelen de, milletin oyuyla ancak gider. Bugün kasetle siyaset yapanlar, kasetle siyaset yapılacağını zannedenler, yarın işleri bitince, aynen değerli kardeşlerim, bir kasetle onlar da ortadan kaybolacaklar. Bakın kardeşlerim, CHP şu anda Pensilvanya'daki OSAP tarafından idare ediliyor. Burası çok anlamlı. CHP'nin genel başkanına Pensilvanya'daki hocası akıl veriyor. Eline kasetler gönderiliyor. Montaj kasetler. Akıl veriyor, yol gösteriyor. 90 yıllık parti CHP şu anda Pensilvanya'daki bir zat tarafından adeta kukla gibi oynatılıyor. Bakın şimdi ben şurada size bir belgeden bahsedeceğim. 1995 yılında geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz değerli gazeteci dostumuz merhum Savaş Ay
Bu Pensilvanya'daki zaptla o zaman Türkiye'ye bir röportaj yapıyor. İşte oyunu ona göre o zapt ne diyor biliyor musun?